Selamlar, günaydın. Haftalık vlog 4, 5, kaç unuttum. Neyse. Bugün bir road trip yapacağız. Soğukmuş. Hüseyin de burada yine. Arkadaşlarla buluşmaya gideceğiz Frankfurt'ta. Buradan yaklaşık olarak 150-160 km uzaklıkta kalıyor bizden. Rüzgar da var, inşallah sesim iyi geliyordur. Öyle bir road trip yapacağız. Haftalık vlog gibi. Hani bazı çektiğimiz videolar da var. Onları da yolda aralara atarım. Öyle. Arabaya geldik şimdi. Yolculuğumuz başlasın o zaman. Startımızı yapalım. Kamera odaklasın. Evet. Canavar çalıştı. Aa, çok soğuk abi. Arabamızın modelini söyler misin Hüseyin? BMW E92 325. Aynen öyle. Biraz sonra yolda detayları ufak da olsa anlatırız. Osurdun mu sen? Evet. Bizden herkes yine şey istiyor. Haftalık vlog. Kimsenin istediği yok. 100 kişi bakıyor zaten video. Kendine göstersene şey. Şimdi neden Frankfurt'a doğru gidiyoruz? Arkadaş gelmiş bizim, bir tane Kassel'de yaşıyor. Bayağıdır tanıdığımız, eski, güzel, sevdiğimiz arkadaşımız. Frankfurt'ta da yaşayan arkadaşımız var, Hakan. Diğer arkadaşımızın ismi Deniz. S3'ü var. Bakalım, S3'ü belki kullanırım, belki biraz videoya çekeriz, bir şeyler yaparız verirse. Öyle yola çıktık işte. Gidiyoruz. Yaklaşık 150-160 km yol. Yolda devam edeceğiz. Güzel içeceklerimiz de var. Reklamı çak. Sponsor. Keşke olsa. Traktör orijin. Çek şimdi traktörü, nasıl geçiyoruz. Ve geçemiyoruz. Böyle yolda traktörlerle karşılaşabilirsiniz böyle yollarda. Çok normal. Adam yan tarafa sürttü. Arabanın içine etti bizim. Toz etti. Şimdi bir boşluk gördük. Kimse yok. Böyle geçebiliyorsunuz işte. Neyse arkadaşlar, yolda devam ederiz ya. Tekrardan durum güncellemesi yaparız. Evet arkadaşlar, biraz amatör olduğum için normalde Kemal kameracılık yapıyor. Ben sürüyorum arabayı. Ama Kemal ehliyetini aldı. Kemal dedi bana biraz yolu çek görsünler. Ben de resim yaptım. Resim çekti, denklaşöre bastı. Kamera kayıt tuşuna basmak yerine. Köylü çocuk böyle kamera nerede gördü bana? Arkadaşlar şimdi Almanya otobanlarından bahsedeyim size. Şöyle isterseniz senin kilometrajı çek. Şu an 140'la gidiyoruz. Ve sağ şeritteyim. Bakın şöyle şeritte göster. Sağ şerit 140, orta şerit aşağı yukarı 180. Sol şerit artık araban ne kadar giderse demişler. Bakın şimdi mesela yanımızdan bir Mercedes geçti. Yardı gitti. Almanya otobanlarında sınırsızlık var, evet. Yani sınırsız otobanlar var. Şöyle belli başlı yerlerde size sınırsız diyor. Ondan sonra birden 130'a 120'ye falan düşürüyor. Kurala uyuyorlar mı 130'a 120'ye? Uyan çok var çünkü çok fazla şey oluyor. Radar oluyor. Otobanda radarlar var. O yüzden kurallara uyarak gitmek en iyisi. Ben şu an ortalama, şu an normal yolda gidiyorum. Sınırsız otobanda. Ortalama orta şeritte 140-150 gidiyorum. Rahat rahat. Araba ne yakıyor derseniz, araba 3.25 benzin, 2.5 litre, 6 silindirli bir motora sahip, 218 beygir. Şu an 140-150 sabitte, 3000 devirde yaklaşık 10 litre yakıtla gidiyorum. İsterseniz Hüseyin şey yapabilir, çekebilir. Aynen şöyle bir ortalama var işte. Devri de gösterebilirsin, 3000 devirde. Aynen. 150. Ve sağ şerit. Arabada şu an belki duyuyorsunuzdur. Yüksek bir şey var. Rüzgar sesi var. İşte arabanın en kötü yanı bu. Camların direksiz olması, eski olması. Camların direksizliğinin, şu şeylerin, plastiklerin artık gevremiş olması rüzgar sesini arttırıyor. Şu an 120'lik yola girdik mesela. Bakın hemen yavaşladık. Şu an 120 ile gidiyoruz sabit. Tabii arada geçenler oluyor dediğim gibi. Yolu bilen basıp gidiyor ama yolu bilmeyen hep 120'de kalıyor. Neyse devam edelim artık yolda böyle. Ha, aklıma geldikçe kamerayı açıp söyleyeceğim. Arada bazı videolar çektik. Kamerada şimdi baktım bu sabah da. Çok komik videolar Hüseyin böyle TikTok'tan görüp bir şeyler denedi yapmayı. Hatta o videoyu şimdi araya hemen sokuşturayım, hemen girsin. Nerede gösteriyordu onu? Burada gösteriyordu. Aha. Evet Hüseyin, senden şimdi bu performansı bekliyorum. Bence olmaz ya.
Şarkıyı da söyle. Bunu nasıl yaptın? Kafana geçir şeyi. Gelmiyor. İmkansız. Dogorarinina. Yok ya, böyle değil durum. Böyle böyle. Olamaz. Bunu yardım edeyim sana. Bu gelmiyor. Kafayı sok. Sok sok sok. Dağılın böyle. Gözümden yaş aktı gülmekten. Gene nasıl yapıyor bu abi? Ya bir de bak, ben yardım edeceğim sana. Ya bir şey yanlış yapıyorsun. Neyse, şeyin pili bitiyor, olmadı. Evet, sonunda yapabildi, bakın böyle bir şey oldu. Dur gel bakayım kameraya dur. Gel bakayım. Git geri, git geri. Ha? Geri, geri git. Arkadan. Bak buraya. Ama kafanı kaldırsana. Kaldırıyor. Aynen öyle. Kayıtta mısın? Evet. Neden? Yol inşaatı da ondan. Aynen. Aslında şu an bitti inşaat da sarı çizgileri görmüşlerdir şimdi. Nasıl birdenbire 130-140 gidiyorsunuz, birdenbire bir inşaat geliyor, böyle yol daralıyor, iki şerit oluyor falan filan. Birden 80'e düşmek zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi geldik, buluştuk, böyle güzel bir yerdeyiz de şöyle manyak bir şeyle karşılaştık burada. Şunun güzelliğine bir bakın. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Arkadaşlar şimdi size motoru, sahibini bulduk. Bir ses dinleyeceksiniz, bir güzel bir ses. Arkadaşlar motorun sahibiyle biraz çıkalım dedik gezinmeye. Deniz geldi. Deniz S3'ü getirmemiş ne yazık ki. Başka bir kardeşinin arabasıyla gelmiş. O yüzden S3'ü çekemedik. Bir dahaki sefer artık. Şimdi biraz motorun sahibiyle geziyoruz. Motorla biraz çatır patır. Kendisi çok yakın dostumuz zaten. Aynen. Arkadaşımız kendisi. Öyle bir güzel bir video olur inşallah. Güzel yapmaya çalışacağım sizler için. Arkadaşlar işte road trip diyorduk ya, tam bir road trip oldu, bize de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyorduk, motorla gezme falan. Bizim için de çok iyi bir road trip oldu. Böyle Frankfurt'u da size biraz göstereyim. Şöyle büyük büyük binaların olduğu bir şehir. Benim yaşadığım yerlerde böyle binalar yok. Ben küçük yerde yaşıyorum. Motorcumuz da burada. Keşke GoPro'yu alsaydık da biraz onun
görüntüsünden de çekebilseydik. Artık başka sefere. Bakın Zürih Borsası'nın binası. Şöyle. Arkadaşlar bir yer. Evet arkadaşlar, tünel geliyor. Tünel severiz. Hele bir de böyle bir sesli bir motor varsa daha çok severiz. Camları açalım. Şimdi Frankfurt'ta gezmeye geldik. Size biraz görüntüler göstereyim. Kapattık. Akşam vakti. Dönüyoruz artık. Sağlam bir gün geçirdik. Böyle motorlu falan olmasını beklemiyorduk. Yani motorların falan olmasını beklemiyorduk. Sağlam bir gün geçirdik. Çok yürüdük, yorulduk ama değdi mi? Değdi. Arkadaşlarımızı gördük, gezindik. Güzeldi yani. Sizler için de güzel manzaralar, güzel videolar almaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bizden bu kadar. Yani izleyenler var, videoları görüyorum. Ama abone olmayanlar, %99 oranında abone olmayan insanlar izliyor. Onun dışında işte ailemiz izliyor. Ailemiz için çekiyoruz biraz 3-5 bir şeyler. Güzel, eğlenceli oluyor. İzlediğiniz için, ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten izleyenler de var, yorum yapanlar da var. Onlar canlar, süperler. Hep yorumlarınızı bekliyorum. Kim olursa olsun kötü veya iyi yorum bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.